Değerli arkadaşlarım hepiniz selamlar. Hepiniz Memur Akademi platformuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber vatandaşlık çıkma ihtimali yüksek sınav sorularını göreceğiz. Hatta bu 3. videomuz olacak. İlk iki videomuzu izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de YouTube kanalımızdan bu videolara ulaşabilirsiniz. Dilerseniz zaman kaybetmeden hemen ilk sayfamıza geçelim. İlk sayfamız arkadaşlarım gördüğünüz gibi bir başlık var aslında. Hısımlık türleri diye. Çünkü bu başlığın burada olmasının sebebi ÖSYM yaklaşık 3 yıldan beri hısımlık türleriyle alakalı bir soru sormuyor ve bunu sormasını bekliyoruz biz. E, o yüzden hısımlık türlerinden biraz sizlere bahsedeceğiz. Gelin konumuza giriş yapalım. Hısımlık türlerini biz üç başlıkta inceleyeceğiz. İlki kan hısımlığı, ikincisi kayın hısımlığı, üçüncüsü ise suni hısımlıktır. Gelin sizlerle beraber kan hısımlığını görelim. Kan hısımlığı şudur hocam bak unutma birbirinden üreyen değil mi? veya ortak kökten üreyenlerin arasındaki bağı ifade eder. Ne demek istiyor bu bak? Ortak kökten. Mesela benim kan hısmım kim olabilir? Şuraya emri yazdım. Bir de ne yazdım? Kardeşimi yazdım. Berat'ı yazdım. Bak bizim aramızdaki hısımlı kan hısımlığını gel araştıralım. Bizim ortak kökümüz var mı? Var değil mi? Bak neden? Anne baba ortak değil mi? Ortak. O zaman benle kardeşim arasındaki hısımlığın türü neymiş? Kan hısımlığıymış değil mi? Ya da hemen gel şuraya şöyle yapalım. Yine emir yazdım. Kendim yazdım. Bir de geldim teyzem yazdım. Şimdi teyzemle benim aramda bir ortak kök var mı? Var değil mi? Bak ben buradan anneme gideyim annemden anneanneme, bab anneannemle dedeme gideyim. Teyzemle ne yaptı? Hop anneannemle dedemle buluştu değil mi? Bak ortak kök buldum mu? Buldum. Anneannemle dedem. O zaman ne diyeceksin? Benim ile teyzem arasındaki ilişki nedir? Kan hısımlığıdır. Peki. Bak altta ne diyor? Alt soy, üst soy ve yan soy diyor. Alt soy ne demek hocam biliyor musun? Kısaca özetle ya. Sana terim sormayacak. Komple açıklamasını yapmak zorunda değilsin. Bilmek zorunda değilsin. Kısaca özetle. Alt soy şu. Benim, bak benim var ettiklerim. Tamam mı? Benim var ettiklerim. Mesela emiri yazdım. kendim yazdım. Benim alt soyum kim olabilir? Ben kimi var edebilirim? Çocuk var edebilir miyim? Değil mi? Kendi çocuğumu var edebilirim. Peki benim kendi çocuğumun da çocuğu olursa yani benim torunum da alt soyum mudur? Evet bak alt soyumdur görüyor musun? aşağı doğru gitti. Peki üst soy ne? Bu da tam tersi. Emri tekrar yazdım hocam. Ama bu sefer ne olacak? Beni var edecekler. Alt soyda var eden benim. Üst soyda var edilen benim. Peki üst soy örnek. Beni kim var etti? Annem babam değil mi? Anne babam o zaman benim neyim? Üst soyum. Peki annemle babamı kim var, et, e, var etti? Dedemle anneannem değil mi? Ya da dedemle babaannem. E, o zaman onlar da ne oldu? Üst soy oldu. Unutmuyorsun bunu. Peki yan soy ne? E hocam bak yan soy sadece şunu bil. Doğumu beni ilgilendirmeyenler. Mesela amcam benim alt soyum mu üst soyum mu? Ben amcama çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum değil mi? Benle alakası var mı? Yok. Ben kime gidebiliyorum? Anneme, babama, dedeme, anneanneme, babaanneme gidebiliyorum. E aşağı inen zaman nereye gidiyorum? Çocuğuma gidiyorum, torunuma gidiyorum. Ama bak amcama hiçbir türlü gidemiyorum. O zaman doğumu beni ilgilendirmeyenlere ben ne diyeceğim? Yan soy diyeceğim. Unutmuyorsun. Geldim bir alt başta. Ne diyor? Bir de bu noktada karşımıza tam kan ve yarım kan hısımını çıkar. Hocam hemen yaz. Tam kan ne biliyor musun? Anne baba ortaktır tam kanda ama yarım kanlı ise anne ya da baba ortak Aslında burada şu var üvey anne üvey baba Eğer ikisinden biri üveyse yarım kan diyeceksin Tamam mı ama üveylik yoksa tam kan diyeceksin bunu unutma birazdan sana soru soracağım geldim kayın hısımlığına bak Kayın diyorum. Şimdi aranızda evli olanlar vardır değil mi? Eşinizin annesine babasına ne diyorsun? Kayın valide, kayın baba diyorsun değil mi? Bak o zaman kayını şuradan çıkartman lazım, yorumlaman lazım. Evlilik neticesinde ortaya çıkan soybağına ben ne diyeceğim? Kayın hısımlığı diyeceğim. O zaman kayın hısımlığı olabilmesi için bir sorun cevabının şıklarda ne arayacaksın? Eş arayacaksın. Tamam. Gel alt başlıklarına bakalım. Ne diyor? Eşlerden biriyle diğer eşin kan hısımları aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur. Bunu sana birazdan güzel bir örnekle açıklayacağım. Tamam Bu kayın hısımlığı ne diyor hocam? Kendisini oluşturan evliliğin doğal yani ölüm ya da patoloji, patolojik sonlanması yani boşanma ile kayın hısımlığı ortadan kalkmaz. Bunun sebebi ne biliyor musun hocam? istenmeyen evliliklerin önüne geçmek. Tamam. Bak ne diyor? Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üst suyu veya alt suyu arasında evlenmek yasaktır. Hemen bak Ahmet yazalım şuraya. Ahmet ile Fatma evliliği. Ahmet, Fatma öldü ya da Fatma ile Ahmet boşandılar. Ahmet Fatma'nın üst soyu ile ya da alt soyuyla evlenebilir mi? Yani Fatma'nın annesi babası üst soyu değil mi? Bunlarla evlenebilir mi? Hayır. Peki Fatma'nın alt soyuna kendi çocukları değil mi? Bunlarla evlenebilir mi? Evlenemez. Ama yan soyuyla evlenebilir mi? Kayınasımlığında. Yani teyzesiyle, amcasıyla, kardeşiyle Dayısıyla evlenebilir mi? Evlenebilir. Bunu unutmuyorsun. Bak dikkat yazmışım aşağıya gördün mü? Bu ise sınav sorusuydu. 2020'de geldi karşın. Ne diyor? Eşler arasında bir hısımlık yoktur. Cevap da buydu. Aşağıdakiler hangisi? Kayın ile alakalı yanlış bir bilgiydi. Ee, soru kökü. Değil mi? Cevap neydi? Eşler arasında bir hısımlık yoktur. Çünkü soru dediğim gibi demiştik ki vardır demişti. Unutma eşler arasında bir hısımlık asla ve asla yoktur. Yani ben hemen buraya örnek vereyim. Mesela kendimi yazdım, emiri yazdım. Bir de eşim Kevser'i yazdım. Bizim aramızda bir hısımlık var mı? Hayır yok. Çünkü neden? Eşler arasında hısımlık yoktur. Unutmuyorsun. Geldim suni hısımlığa. Suni hısımlık şu. Bak evlat edinme ile doğar tamam mı? Evlat edime varsa cevap mutlaka ne olmak zorunda? Suni hısımlık olmak zorunda. Gel alt başlıkları inceleyelim. Evlatlık çocuk sahibi olabilmek için evlat edinecek kişilerin bir takım şartları karşılaması gerekmektedir. Peki gel bu şartlar neler? Hızlıca geçiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunda ikisi de değil mi? Ya da evlat edinecek bireyler en az ne mezun olacak? İlk okul mezunu olmuş olacak. Ya da evlat edinecek eşler ne yapacak hocam? Aynı söyle. İkisi de 30 yaşını doldurmuş olacak. Bak bir takım şartlarım daha var bitmedi. Ve bu eşler ne yapacak hocam? En az 5 yıl evli kalacak. Tamam. Geldik. Biyolojik ailen evlatlık çocuk alınacaksa eğer ailenin rızası olmak zorunda. Bir de ne var hocam en sonda çocuk ile ebeveynler arasında yaş farkının en az 18 olması gerekir. Bunları unutmuyorsun bunlar önemli. Bu sene çünkü biz ne yapıyoruz? Hısımlıktan mutlaka bir tane soru bekliyoruz. Gel hemen sana bir örneklendirme yapalım. Derecelendirmeyi gösterelim aslında sana. Ne diyor? Emir ile annesi arasındaki hısımlık derecesi. Bak emiri hemen buraya yazdık değil mi? Çünkü emir ile annesi arasındaki hısımlığa bakacağız zaten. E emir ile annesi arasında kaç doğum var? Yani ben kaç doğumla anneme çıkabiliyorum? Tek doğumla değil mi? Çünkü annem beni doğurdu ben meydana geldim. Tek doğumla oldu. O zaman bu kaçının derece? Birinci derece. Peki kan hısmı mı annem benim? Kayın mı yoksa suni mi? Kan hısmı. Değil mi? Bak bu sorunun cevabı neymiş? Birinci dereceden kan hısmıymış. Geldik aşağıya ne diyor? Emirin emir ile abisi olan Berat arasındaki hısımlık derecesi. Bak emiri yazdım. Berat'ı yazdım. Değil mi? Önce ne yapmam lazım? Emirden Berat'a gitmem lazım. Değil mi? Peki ben direkt ben tek doğumla kardeşime gidebilir miyim? Hayır. Kardeşimi ben mi doğurdum? Hayır. E kardeşim mi beni doğurdu? Hayır değil mi? E kardeşimi kim doğurdu? Annem babam doğurdu değil mi? E, o zaman benim önce kime çıkmam lazım? Anne babaya çıkmam lazım. Çıktıktan sonra ne yapacağım? Anne babam bana kardeşimi dünyaya getirecek. O zaman kaç doğum oldu? Bak birinci doğum burada. ikinci doğum da burada. O zaman haydi söyle kaçıncı derece oldu bu? İkinci dereceden ne oldu hocam? Kan kayın suni haydi söyle. Kan hısmın oldu. Bak örnekleri anladığın. Gel şimdi bunu beraber yapalım. Bundan sonra iki tane soru soracağım. Sonra direkt ben diğer konularımıza hızlı bir geçiş yapacağız. Ne diyor? Emir ile dayısı olan Ümit'in oğlu Uğur arasındaki ısımlık derecesi. Hatta videoyu durdur. Kendin yapmaya çalış. Kendin yaptıktan sonra videoyu tekrar başlat. Bak. Emir'i ortaya yazalım hemen. Olur mu hocam? Emir'i yazdım. Ne diyor Emir'le alakalı? Dayısı olan Ümit'in oğlu diyor. Önce ben önce ben ne yapmam lazım? Dayıma gitmem lazım. Dayım da uğur meydana getirsin. Peki, dayıma gitmem için önce bir nereye çıkmam lazım? Ben tek doğumla dayıma gidebilir miyim? Gidemem. Benim dayıma gitmem için önce nereye gitmem lazım? Anne babaya gitmem lazım. Değil mi? Anne babadan nereye gideceğim? Bana dayıyı kim verebilir? Dedemle anneannem değil mi? O yüzden anne babadan da kime geçiyorum? Dede ile anneanneye geçtiğim. He. Dede ile anneanne dünya kimi getirsin? Dayımı getirsin değil mi? E dayım da kimi yapsın? Uğur'u yapsın değil mi? Hop çektim. Dayım da Uğur'u yaptı. Ben şu an buldum mu Emir ile Uğur arasını? Buldum. Peki gel dereceyi bulalım seninle. Kaç tane doğum oldu hocam? Bak birinci doğum burada. ikinci doğum burada. Üçüncü doğum. Dördüncü doğumu da ben kime geldim? Uğur'a geldim. O zaman sorumun cevabı ne olacak? Dördüncü dereceden. Bak dördüncü dereceden. Değil mi hocam? Peki kan, kayın, suni hangisi? Ben sana burada bir eşle alakalı bir şey dedim mi? Demedim. Evlilik geçmedi değil mi? Ya da üveylikle alakalı bir şey dedim mi? Demedim. O zaman cevabın ne olacak? Dördüncü dereceden kan hısımlığı. Peki sana bir soru daha. Emir ile Uğur arasındaki ilişki. Haydi söyle. Üst soy mu? Alt soy mu? Yan soy mu? Hemen düşünüyorsun. Uğur'un doğumu. Ben Uğur'u doğurdum mu? Hayır. Uğur mu beni doğurdu? Hayır. Alt soy değil. Üst soy değil. O zaman ne? Soy, yan soy. Unutma, tamam mı hocam? Haydi şimdi videoyu durdur. Bunları kendin çöz. Sonra çözdükten sonra videoyu başlat, beraber çözelim. Şimdi ilk soruya bakıyorum. Ne diyor? Emir ile, değil mi hocam? Nerede faremiz? Cevap A değil. Yanlış işaretledim. Durun. Emir ile anne bir kız kardeşi Asın oğlu Alparslan arasındaki hızınlığın türü ve derecesi. Tamam. Gel. Emir'i yazdım ortaya bak. Emir'i yazdım. Ne diyor? Anne bir kız kardeşi Aslı'nın oğlu Alparslan. Bak hocam. Kız kardeşi diyor değil mi? Benim kız kardeşim varmış. Adı neymiş? Aslı. Aslı yazdım. Ben nereye gitmem lazım? Aslı'nın oğlu Alparslan'a. Hadi gel. Ben Alparslan'a tek doğumda gidebilir miyim? Hayır. Önce bir ortak yer bulacağım değil mi? Haydi gel ortak yeri seninle beraber bulalım. Ben önce kime çıkacağım? Anne babaya çıkacağım değil mi? Bak anne babaya geldim. Anne baba bana kimi yapsın? Kız kardeşim Aslı'yı dünyaya getirsin değil mi? E kız kardeşim Aslı kimi dünyaya getirsin? Alparslan'ı dünyaya getirsin. O zaman haydi gel konuşmaya başlayalım. Ne diyeceğiz hocam burada? Emir ile anne baba arasında değil mi? Kaç doğum var? Bir doğum var. Tamam geldik. Anne baba kimi dünyaya getiriyordu? Aslı'yı getiriyordu. Burada da bir doğum var değil mi hocam? E gel devam edelim. Baktım. Aslı da Alparslan'ı doğurdu. Kaç doğum oldu toplamda? 1, 2, 3. Kaç doğum oldu? 3. O zaman derece ne? 3. dereceden. Bak 3. derecenin olduğunu artık biliyoruz. Peki dikkatin bir şey çektim mi? Soruda bak hangi ibare var? Anne bir demiş. Bak anne baba dememiş. Anne bir demiş. Anne ortak ama baba ortak değil. O zaman haydi bana söyle. Anne baba ortaksa cevap neydi? Tam kandı. Ama yalnızca anne ya da yalnızca baba ortaksı neydi? Yarım kandı. Burada hangisi ortak? Sadece anne ortaksı. O zaman sen ne diyeceksin? üçüncü dereceden yarım kan değil mi hocam? Hemen bak Alparslan'la benim üst soy Alparslan benim üst soyum mu? Alt soyum yoksa yan soyum mu? Hemen bak değil mi? Kardeşimin oğlu benim neyim olur? Yan soyum olur. O zaman cevap üçüncü dereceden yarım kan yan soy kısımlığı. Cevap bakıyoruz. İlk başta A'yı yanlışlıkla işaretlemiştik farenin yerini bulmak için. Cevap gerçekten A çıktı. Gel bir sonraki soruya geçelim. Emir ile eşi olan Kevser'in kız kardeşi Sema arasındaki hısımlığın türü. Hemen yazalım. Emir'i yazdım. Değil mi? Kevser'i yazdım. Ama bak hocam neyi unutmayacaksın biliyor musun? Burada önemli olan şey şu. Burada bir evlilik var değil mi? Evet evlilik var. Önemli olan ne? Ben Kevser'in kız kardeşine gideceğim. Şimdi ben Kevser'in kız kardeşine emirden başlayarak gidebilir miyim? Gidemem değil mi? E çünkü zaten benim eşimle bir hısınlığım yok. O yüzden kimden başlamak zorundayım ben? Kevser'den başlamak zorundayım. Kevser, Kevser'den başlayarak kardeşi Sema'ya gideceğim. Tamam. Kevser tek doğumla kardeşini doğurabilir mi? Doğuramaz değil mi? O yüzden onu kim doğuruyor kardeşini? Anne babası değil mi? Anne babasına çıktığım değil mi? ilk doğum oldu. Anne babası da kimi meydana getirsin? Sema'yı getirsin. E kaç doğum oldu burada? Birinci doğum, ikinci doğum. O zaman ikinci dereceden değil mi? Haydi söyle. Kan mı? Suni ısımlık mı? Kayın mı? Evlilik olduğu için ne diyeceksin? Kayın diyeceksin. İkinci dereceden kayın hısımlığıdır diyeceksin. Işıklara baktığım zaman doğru cevabın deniz şıkkı olduğunu gördüm. Arkadaşlarım bilmeniz gerekenler bunlardı. Lütfen hısımlık türlerini bol bol tekrar edin Çünkü buradan bir soru bekliyoruz. Haydi gel. Şimdi ana konumuza dönelim. Kaç kişiyle kurulur? Bak aslında bunları siz de istemiştiniz. İşte kaç kişi kuruluyordu? Niye? Çünkü ÖSYM bir tane mutlaka sayı ile alakalı bir soru soruyor bizlere. Gel tek tek konuşalım. Dernekler şu ana kadar kaç defa sordu, sordu bunu? İki defa sordu. Bir üçüncüyü niye sormasın? Peki dernek kaç kişiyle kurulur hocam? Yedi kişiyle kuruldur, kurulur unutma. Peki kooperatif kaç kişiyle kuruluyormuş hocam? Haydi söyle 7 kişiyle kurulur. Peki siyasi partiler kaç kişiyle kurulur? Haydi söyle 30 kişiyle kurulur. Peki siyasi parti grupları kaç kişiyle kurulur? Buraya hemen yanlış yazmışız. Bunun üstünü karaladık. Siyasi parti grupları 20 milletvekiliyle kurulur. Peki belediye kaç bin kişiyle kurulur? 5 bin kişiyle kurulur. Büyük şehirler kaç bin kişiyle kurulur? 750 bin kişiyle kurulur. Peki bir yerde köy kuyulu kurulması için nüfusun ne olması lazım? 150 kişi ila bin kişi arasındaysa orada köy kurulabilir. Lütfen bunları unutma. Geldik. Peki nasıl kurulur? Ne nasıl kurulur? Gel tek tek görelim. İl ve ilçe neyle kurulur hocam? Haydi söyle. Kanunla kurulur. İl ve ilçe. Peki büyük şehirler 750 nüfusu geçen yerlerde değil mi? Şimdi şöyle düşün. Bir il var 600 bin kanuna kurulmuş. Peki bu ilin nüfusu 750 bin oldu. Yani artık zaten bir önceki slide'da anlattım ya sana. Büyük kurmak için yeterli nüfus neydi? 750 bindi. Bu 600 binlik şehir 750 bin oldu. Artık büyük şehir olacak değil mi? Peki büyük şehir olma kararını kim veriyor? Kanun veriyor. Bunu da unutmuyorsun. Köyler 150 ila 2000 nüfuslu yerlerde hangi kimin kararı ile kurulur? Cumhurbaşkanı mı, İçişleri Bakanlığı mı? İçişleri Bakanlığı kararı ile kurulur. Peki bakanlıklar kimin kararı ile kurulur? Bakanlıklar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulur. Lütfen bunları da not al. Geldik. ÖSYM'nin sormayı sevdiği bir takım kalıplar vardır. Bu kalıpları seninle beraber konuşmaya. Haydi söyle. Dernek 7 kişiyle kuruluyor. Kooperatif 7 kişiyle kuruluyor. Peki vakıflar kaç kişiyle kuruluyor? Hocam vakıf 1 kişiyle kuruluyor. Unutma. Bak aşağıda da zaten deminkini yaz, demin söylediğimi yazmışım. Dernek, kooperatif, sendika kaç kişiyle kurulur? 7 kişiyle kurulur. Peki reşitlik yaşı yani ülkemizde normal erginlik yaşı kaçtır? 18'dir. Peki ülkemizde olağan evlilik yaşı kaç? 17. Ama olağanüstü evlilik yaşı kaç? 16. Ülkemizde kazayı rüşt yaşı kaç? 15. Siyasi partiler yüzde kaç oy alırsa hazineden yardım alırlar? Yüzde 3 oy alırlarsa seçimde ne, oldu, ne olur arkadaşlarım? Hazineden yardım alırlar. Peki siyasi partiler meclise girebilmek için yüzde kaç ve üzeri oy almak zorunda? Yüzde 7 ve üzeri oy almak zorunda. Gel şunu konuşalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı yeter sayısı. Haydi hemen şunu söyle. Benim kaç tane vekilim var? 600 tane vekilim var değil mi? Peki 600 tane vekilimden kaç tanesi o gün sabah 9'da meclise giderse toplantı başlar. Toplantı yeter sayısı sağlanır. 200 vekil eğer o gün o toplantıya gelirse toplantı başlar. Ama 199 vekil bile gelse toplanma başlamaz. O toplantı başlamaz geldik. Türkiye Büyük Millet Meclisi karar yeter sayısına. Hocam bu sayı en az kaç olmak zorunda? 151 olmak zorunda. Geldik. Yani şöyle düşün. Aslında bu salt çoğunluktur. Yani 400 kişinin katıldığı, 400 milletvekilinin katıldığı bir toplantıda Karar yeter sayısı kaçtır? Salt çoğunluktur. Yani salt çoğunluk ne demek? Yarısından bir fazla değil mi? 400 vekil katıldıysa bu toplantıya salt çoğunluğu 200 artı 1'dir. Yani 201'dir. Ya da 600 vekilin tamamı da geldiyse salt çoğunluk kaç? Yani yeter sayısı kaç? 301. Yarısından bir fazla. Bak en az 151'den kastettiğim ne biliyor musun? Şu. O gün diyelim... Toplantı yeter sayısı kadar vekil geldi. 200 vekil geldi. E. Yeter sayısı, e, karar alma yeter sayısı yarısından bir fazlaydı. Yarısı kaç? 100. 1 ekle 101. 101 kişiyle karar alınabilir mi? Alınamaz. Çünkü karar alabilmek için en az kaç vekili ihtiyacımız var? 151 milletvekiline ihtiyacımız var. Bunu da unutmuyorsun. Yüksek Seçim Kurulu yani YSK'nin 11. HSK'nın 13. Anayasa Mahkemesi'nin kaç üyesi var hocam? 15 üyesi var karıştırmıyorsun. Milletvekili, belediye başkanı ve muhtar seçilme yaşı kaç hocam? 18'dir. Unutmuyorsun. Geldik. Bilinmesi gereken terimler. Bunu da şu yüzden ekledim. ÖSYM e, geçmişte çok fazla bilgi soruyordu. Şu an ise bilginin yanında yorumlama gücünüzü ölçüyor. Aslında Türkçe paragrafı çözer gibi sen vatandaşlık sözü çözmeye başladın. Ki zaten bu video son video olmayacak. Şöyle konu anlatımı bakımından son video olacak. Ama bundan sonra bir video daha yapacağız. Burada ise ÖSYM formatında vatandaşlıkta çıkabilecek soru tarzlarını göreceğiz. Tamam Gel. Yasama dönemi neymiş? Yasama dönemi şu hocam. İki genel seçim arasında geçen sürenin tamamıdır. Yani şöyle düşün. Biz 2023'te seçim yaptık mı? yaptık. Bir sonraki seçim kaç yıl sonra olacak? 5 yıl sonra. Yani 2028 senesinde olacak değil mi? Ben bu iki sene aralığındaki şu kısma ne diyorum? Yasama dönemi diyorum. Unutma. Geldim yetki genişliğine. Ne demek yetki genişliği? Bak şu demek. Merkezden yönetimin gecikme ve sakıncalarını önlemek, azaltmak amacıyla yalnızca il yönetiminde kullanılan merkez adına karar alma yetkisidir. Bak ne dedim? İl yönetiminde kullanılan merkez adına karar alma yetkisidir. Buradaki amaç ne? E merkezden yani Ankara diye düşün merkezi merkezden gelecek kararların gecikmesi durumunda her bir durumu azaltmak ya da önlemek amacıyla ne yapıyor? İl yönetimi merkez adına karar alabiliyor. Şunu unutma. Bak illerdeki sorumlu kim? İldeki sorumlu yani mülki amir validir. İlçedeki şöyle yazalım. İlçedeki mülki amir kimdir? Kaymakamdır. Haydi not al. Yetki genişliği kimde var? Valide var mı yetki genişliği? Var. Ama kaymakamda yetki genişliği var mı? Hayır, yok. Zaten şöyle düşün. Biz Sakarya'da yaşıyoruz. Bu Sakarya'nın haritası olsun. Burası merkez, burası diğer ilçeler. Değil mi? Hemen şöyle ilçeleri sana çizeyim daha iyi anlaman için. Şimdi Hocam bak burası bir ilçe, burası bir ilçe, hepsi ilçe, burası da ilçe, burası da ilçe değil mi? Şimdi bir ille kaç tane vali olur? bir tane vali olur değil mi? Ama kaymakama baksana. Burada da kaymakam var. Burada da kaymakam var. Burada da var. Burada da var değil mi? E, o zaman hocam bu karar tek kişi tarafına alınmıyor değil mi? Eğer kaymakamda da yetki genişliği olsaydı. Bu da buna neyi doğururdu? Bir kaosu doğururdu. O yüzden ne yapmışlar? Kaymakamlara yetki genişliği vermemişler. Yetki genişliğini kime vermişler? İl, ilden sorumlu olan valiye vermişler. Unutmuyorsun. Geldik. Kanuni hakim güvencisi ne demek? Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemede başka bir merci önünde yargılanamaz, tamam mı? Yani senin e, işlediğin suçla alakalı bir mahkemede yargılanabilirsin, tamam mı? Gibi de başka bir mahkemede yargılanamazsın. Mesela. Adam öldüren biri nerede yargılanır? Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanır, değil mi? Sen gidip de bunu icra iftiras mahkemelerinde yargılayabilir misin? Yargılayamazsın. Bunun sebebi nedir? Kanuni hakim güvencesidir. Geldik masumiyet karinesine. Masumiyet karinesi nedir hocam? Bak şu. Suçluluğu ispat edilene kadar hiç kimse suçlu sayılamaz. Suçlu ispat edilene kadar hiç kimse suçlu sayılamaz. Mesela ben şu an bu dersi anlatırken evimde eşimle beraber oturuyorum değil mi? Ben burada ders anlatırken eşim içeride kitap okuyor. Şimdi şöyle düşünün. Bu evde sadece ikimiz yaşadığımız komşular tarafından biliniyor. Ki sokağın başındaki güvenlik kameralarından da eve sadece iki kişinin girdiği görülmüş. Ama hocam şöyle bir şey oluyor. Sabah bir kalkıyoruz. Kevser ölmüş. Kevser'i aslında ben öldürdüm. Ama şöyle düşünün. Bunu kanıtlayabilecek biri var mı? Yok değil mi? O zaman şunu unutma. Benim suçluluğum ispat edilene kadar ben neyim? Masumum. Masumiyet karinam var benim. Lütfen bunu da atlama. İyi niyet kuralı hakların kazanılmasında geçerlidir. Hakların kazanılmasında geçerli olan kural hangisi? İyi niyet. Bak karıştırma. Kazanılmasında iyi niyet. Ama hakların kullanılmasında dersem o zaman da dürüstlük kuralı gelecek hocam. Devam ediyoruz. Gerçek kişilik başlangıcı. Hocam gerçek kişilik başlangıcı şudur. Tam ve sağ doğumdur. Tam ve sağ doğumla kastettiğim şey uzuvlardaki bir eksiklik değildir. Yani şöyle düşün. El yok, parmağı yok, ciğerlerinde, organlarında bir eksiklik var, noksanlık var demek değildir. Dünyaya gelip bir saniye bile nefes alıyorsa hocam doğan bebek tam ve sağ doğmuştur diyeceksin. Geldik. Hak ehliyetleri nasıl kazanılıyor? Hocam hak ehliyeti anne rahmine düştüğü anda kazanılıyor. Muris kimdir hocam? Miras bırakan kişidir. Bak çıkabilir karşına uzun zamandır çıkmıyor. Muris miras bırakan kişidir. Peki varis kimdir? Miras bırakılan kişidir. Peki tereke nedir? Mirasa konu olan hak ve borçların neyidir hocam? Tamamıdır. Peki şöyle düşün. Kendimi yazdım ve benim bir tane çocuğum var. Tamam mı? Çocuğum, çocuğuma da Ç diyeyim ismini. Gel şimdi hocam ben vefat ettiğim. Ben çocuğuma 500 bin TL nakit para bırakmışım. Bankamda kalan. Ama bunun yanında hocam ne bırakmışım? 700 bin TL'de kredi kartı borcu bırakmışım. Şimdi çocuğum benim varisim değil mi? Ben mirası bıraktım murisim. Çocuğum benim neyim? Miras sahibim yani varisim. Çocuğa soracaklar. Diyecekler ki bak evladım senin babanın 500 bin TL mal varlığı var ama 700 bin TL borcu var sen bunları istiyor musun Çocuk şunu diyecek ulan 500 bin mal varlığı var 700 bin borç var o zaman eksi 200 bin borç var değil mi Ben durduk yerinden eksi 200 bin TL borçlanayım, değil mi O yüzden çocuk ne yapacak reddi miras yapabilir mi yapabilir Peki reddi miras kaç ay içerisinde yapılmak zorunda not al 3 ay içerisinde reddi miras yapılmak zorundadır. Gel uyrukluğa. Uyrukluk ne demek? Kişileri ya da şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağdır uyrukluk. Yetkide paralellik ne? Bir işlemi ortaya koyan merci ile kaldıran mercinin aynı olması. Bir işlemi yapan kişi ile kaldıran kişi aynıysa sen bunu ne diyeceksin? Yetkide paralellik diyeceksin. Bak Usulde paralellik ise şu. Bir işlemin ortaya konulma ve kaldırma usulünün aynı olmasıdır. Ortaya koyulan şeyin usulü ile kaldırılan şeyin usulü eğer aynıysa bu da nedir? Usulde paralelliktir. Karıştırmıyorsun. Geldi hızlıca devam ediyoruz. Kural içi boşluk ne? Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluk. Bak bunu niye buraya yazdım biliyor musun? Çok güzel bir soru gelebilir. Sana ÖSYM paragraf yazar, yazar, yazar. Hangi hangi türlü boşluktur der. Hocam bir sorunun cevabının kural içi boşluk olması için şu, şu olması lazım. Bilerek ve isteyerek bırakması lazım. Şöyle düşün. Bizim ülkemizde adam yaralama suçu Herkese 5 yıl mı ceza veriliyor adam yaralamadan? Hayır. Ne diyor hocam bizim ceza kanunumuz? Diyor ki bizim ülkemizde adam yaralama suçu 1 ila 20 yıl arasındadır. Bak burada bir boşluk var mı? Boşluk var değil mi? Herkese aynı cezayı vermiyorsun. Peki bu boşluk niye bırakılmış? Bilerek ve isteyerek bırakılmış. Çünkü hakime diyor ki sen burada şunu çöz diyor. Bu suç nasıl işlenmiş? Nefsi müdafaa mı, kast mı, taksir mi? Bunu incele ona göre cevap ver. Biz o yüzden yıllar arasında ne yapıyoruz? Bir boşluk bırakıyoruz demiş. O zaman sen bu tarz şeylere ne diyeceksin? Bilerek ve isteyerek bırakılan boşluklara kural içi boşluk diyeceksin. Ama gel kural dışı boşluğa. Bak ne diyor? Kanun kuyucunun istemeden, fark etmeden bıraktığı boşluktur. Yani kanun bu durumun farkında değil. İstemeden fark etmeden bırakmış değil mi? Hemen şunu düşün mesela hocam. Normalde bir milli piyango bileti almak için kaç yaşında olmak lazım? Ergin olmak lazım değil mi? Çünkü orada neyi var? Devletin mühürü var değil mi? Milli piyango idaresinin mühürü var. Onu kim alabilir? 18 yaşından büyükler alabilir. Ama hocam geldi 14 yaşındaki çocuk <laughs> özür dilerim. 14 yaşındaki çocuk milli piyango biletini aldı. Akşam eve gitti. Cipsini yerken bir baktı piyango ona çıkmış. Şimdi düşünüyorsun 18 yaşında küçüklere satılmaması gereken bir milli piyango bileti 14 yaşındaki bir birey satılmış. Şimdi burada sen bu parayı verecek misin vermeyecek misin değil mi? Bak burada ne oldu? Bir boşluk oluştu. Ve bunu ne yapamadılar? Fark edemediler çünkü istemeden bıraktılar bu boşlukları. Eğer istemeden, fark etmeden bırakıyorsan bu boşluğu ne oldu cevabın? Kural dışı boşluk oldu. Paragrafta da aynı bu şekilde gelirse cevabın direktmen kural dışı boşluktur. Gel hukuk boşluğuna. Hukuk boşluğu ise şu. Yazılı ve yazısız kaynaklarda bir olaya uygulanacak hüküm yoksa burada hukuk boşluğu vardır. Hakim hukuk yaratır. Hayır söyle ben bir hakimim. Önüme gelen bir duruşmayım. Pardon bir saniye. Önüme gelen bir duruşmayı nasıl çözmem lazım? İlk olarak hangi kaynaklara bakacağım? Yazılı kaynaklara bakacağım. Ön önde ne vardı? Anayasa vardı. En aşağı doğru gidiyordu. Sırayla hepsine baktım bulamadım. Yani o davayı çözecek bir hüküm bulamadım. O zaman kardeşim sen git mi diyecektim? Yoksa bekle benim bir de yazısız kaynaklarım var. Yani bir de adıyla ne? Örf ve adet hukuku ona bakacağım mı diyecektim. Dur diyecektim örf ve adet hukukuna bakacağım diyecektim. Bakıyorum örf ve adet hukukuna. Orada da olaya uygulanacak bir hüküm yok. E, bu sefer artık git mi kardeşim diyeceğim. Demeyeceğim. Diyeceğim ki burada artık bir boşluk var. Bu boşluk hukuk boşluğu. Ben ne yapacağım? Kendim hakim olarak hukuk yaratacağım. Ama yarattığım hukuk kanun niteliği taşır mı? Taşımaz. Niye? Çünkü emsal niteliğindedir. Bağlayıcı değildir. Sadece o anki durum için, o anki dava için bağlayıcıdır. Lütfen bunu da unutma. Geldim. Bak benim bir takım haklarım var. Bu haklarım neydi? Sosyal değil mi? Sosyal haklarım var. Siyasal haklarım var mı? Var değil mi? Şimdi düşün hocam. Benim haklarım var. Peki bu haklarımın hepsine dokunabiliyorlar mı? Hocam genellikle yüzde90 dokunuyorlar ama hangilerine dokunamıyorlar biliyor musun? Senin çekirdek haklarına kimse dokunamaz Peki gel çekirdek haklar neymiş ya yani şöyle düşün O halde olsa savaş da olsa senin çekirdek haklarına kimse dokunamaz çekirdek çekirdek hakların kodu ne mi ya diye gel tek tek görelim İlkine masumiyet karinesi. Bunu kimse senin elinden alamaz. Neydi zaten bu? Suçluluğu ispat edilene kadar herkes suçsuz sayılırdı. İkincisi ne? İşkence yasa. Yani bir diğer adı ne? Maddi ve manevi bütünlük. Şöyle düşün. Sana şunu diyebilirler mi? Savaşa girdik. Bu savaş için kolunu feda et. Bu ülke için kolunu ver diyebilirler mi? Kimse sana bunu diyemez. Neden? Senin çekirdek hakkın vardır. Maddi ve manevi bütünlüğün vardır. Tamam mı hocam? Geldik yaşam hakkına. E hocam yaşam hakkı dur. Sen nefes alma diyebilirler mi? Diyemezler. Yaşam hakkını kimse elinden alamaz. Aleyhe suç ve cezanın geriye yürünmemesi. Bunu da kimse elinden alamaz. Din ve vicdan hürriyeti. Bu sınırlar içerisinde şu dine mensup olmak zorundasın diyebilirler mi? Diyemezler. Değil mi hocam? Bu da çekirdek haktır. Ve en son ifade ne hocam? ifade hürriyeti yani düşünce ve kanaat hürriyeti. E hocam bu da nedir? Özgür bir ülkedeyiz değil mi hocam? Bu da bizim sert çekirdek haklarımızdan biridir. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber toplamda 3 adet e, video gerçekleştirdik. Burada e, vatandaşlık dersinin içeriğinin tamamını vermeye çalıştık. Bundan sonraki dördüncü videomuz vatandaşlık dersi için son videomuz ise ÖSYM formatında sınav soruları olacaktır. Lütfen dördüncü videoya hazırlıklı gelin. Çünkü sizleri zorlayacak sorular gelecek hocam. Tamam. Hepiniz hoşçakalın.